Olmaz işler yapan adamlar. Mesela bu 7 numaranın hiç unutulmama haline ne diyeceksiniz? Ee, yani evet hiç beklemiyorduk biz de. Hı hı. Yani tabii bir sürü faktör var ama e, en önemlisi 7 numara bir araya gelmeyen uçların dizisiydi. E, belki şu anda çok hala ihtiyacımız olan bir şey. Çünkü. Aslında ihtiyacım. Orada birbiriyle e, hiçbir araya gelmeyen, kentliyle köylü sınıfsal çatışkılar... ...erkek, kız... ...etnik çatışmalar... ...bunların hepsi bir arada gelip bir... ...yaşam deneyimi... ...ortaya koyuyorlardı. Dolayısıyla... ...ezber bozuyordu ve bunun bu hayali... ...kurduruyordu seyirciye. Asla bir araya gelmeyecek... ...uçlar bir araya gelip... ...ilk önce kavga edip ama sonra... ...bir ülke uğruna beraber yaşama... ...deneyimi kazanıyorlardı. Hele ki bu kadar kutuplara... ...çekildiğimiz bir yerde... bu Toplumdaki bu gerilim arttıkça 7 numara hala internetten ve televizyondan seyretmeye devam ediyor. Yedi Çünkü insanların bu hayali e, kurmaya ihtiyacı var. Çünkü aslında televizyon dizileri, çünkü aslında tiyatro e, toplumun bilinçaltı gibidir. Hı -hı. Nasıl bir insan rüya görmeden yaşayamıyorsa Hı -hı. E, toplumlar da rüya görmek zorundadır. Hı -hı. Rüyalarında arzularıyla ya da sorunlarıyla yüzleşmek zorundadır. Sanat toplumlara rüya gördürerek aslında onu tedavi eder, sağaltır. Dolayısıyla 7 numaranın galiba e, şeyi mucizesi e, toplumda gerilim arttıkça biz bir arada yaşama pratiğini kaybettikçe düşmanlıklar körüntülendikçe onun kurdurduğu hayal yaşamaya devam ediyor. Çok doğru. Yedinde uğurlu bir şey var ekranda. Yani yedi numara, yedi tepe İstanbul. Şimdi yedi güzel adam. Bu yediyle başlayan her şey yürüyor. Yedi Haberim kule. Yok. Güzel gidiyor. Yedi kule. Yedi kule. Ya illa bir bağlayacaksın değil mi? Memlekete bir bağlayacaksın. Peki. Güzelmiş. <laughs>